Günaydın. Günaydın. Ayşe'cim, Melih'i bugün yıkama, tamam mı? Sanki burnu akıyor gibi hayatım. Tamam, yıkamam. Bir güzel silerim ben onu. Tamam canım. Doktora mı götürsek kızım? Yok canım, o kadar önemli değil bence. Bugün geçsin. İyi peki, bekleyelim. Maşallah, pek şıksın bugün. Özel bir günde haberimiz mi yok? Basın toplantısı bugün, onun için giydim. Ayşe, bizi biraz yalnız bırakır mısın kızım? Peki Şeref Hanım. Gümüş kızım, oturur musun lütfen? Bir şey mi var anne, ne oldu? Senden toplantıda dikkatli olmanı isteyecektim. Gazeteciler belli olmaz. Bir soruyla insanı tepe taklak yaparlar. Olur, dikkat ederim anne. Bak kızım, kol kırılır, yen içinde kalır. Lütfen, aile şerefimiz için Mehmet'le sorunlarını kimseye belli etme. Tadında konuş, olur mu? Anneciğim, öyle şey yapar mıyım? Ne ailemizi zor duruma sokarım ne de Mehmet'i. Zaten aksi bir davranışta bulunsam Mehmet yıkılır. Onu da bu kadar üzüp cezalandırmaya hakkım yok. Tabii ki tadında konuşurum. Hatta gerekirse bu toplantıyı Mehmet'le el ele bile yaparım. Ah kızıma. Aslında tüm bunlara ne gerek var değil mi ama? Boşu boşuna yürek acısı. O başka, bu başka anne. İkisini ayırt edebilecek kadar büyüdük. Kararımı da değiştirmiş değilim hala. Yine de çok teşekkür ederim yavrucuğum. Anneciğim, izin verirseniz ben gideyim. Geç kalmak olmaz. Tabii kızım, Allah kolaylık versin. İnşallah güzel bir toplantı olur. Sağ ol anneciğim, inşallah. Ayşe, hazırla kızım Meleği. Dedesini görmeye yalıya gideceğiz. Peki Şeref Hanım. Bu da benim güzel prensesime. Defne. Kızım, ama bak baban elleriyle hazırladı. Reddetmek olur mu hiç? Defneciğim, hadi kızım, barışalım artık. Anne, ben okula gidiyorum. Defneciğim, Defne. Kız haklı vallahi. Yani Onur, bütün gece burunlarından getirdin. Sen şöyle geç Deniz, oraya oturma Deniz. Oraya gitmek yok, gözünün önünde olun. Ha, o soruyu ben anlatırım sana. Defne, sen bana çay getir. Ha ha ha, çok komik. Oyunculuk yapsana sen Pınar. Çok yeteneklisin valla. Ne yani, yalan mı? Pınar. Pınar. Ya gülmesene. Allah Allah. Tamam canım, kızma, Allah Allah. Ben sana Gümüş'le Mehmet'i soracaktım. Bir haber var mı? Nasıl gidiyor iş yerinde? Aşk var mı? Vallahi bir gelişme yok gibi. Ama Mehmet dayanamaz. Bir iki güne kapanır Gümüş'ün ayaklarına. Yakındır barışmaları. Bence de. Onlara tanıdığım sürede olmak üzere. Bugün yarın aşk kokusu duyulur her yerden. İyi. Başka bir şey yoksa ben kaçıyorum. Yok canım. Başka ne olsun? Babaların en kıskancığı. Çantan, çantan. Unutuyordun, hadi. Allah'ım ya. Bir eksik kalmasın. Basın bültenini de getirin. Ben defalarca kontrol ettim. Hiç endişeniz olmasın. Güzel. Gazeteciler geldiler efendim. Tamam, sağ ol. Kuzen, nasıl oturacağız? Siz Gümüş'le ortada yan yana oturun. Onur senin yanına, ben de Gümüş'ün yanına. Nasıl? Bana uyar. Gümüş Hanım'a sor istersen bir de. Bana da uyar, hiçbir sakıncası yok. Simültenlerini sordu. Buyurun arkadaşlar. Az kalsın geç kalıyordum. Neyse ki yetiştim.
Ne o kaptan? Gergin misiniz? Onur, otur da bir an önce bitsin bu iş. Geciktirme kızım. Tabii efendim. Büyümüş yumurcak. Özledim vallahi. Büyüdü. Doğan büyüyor babacığım. O da büyüyecek tabii. Babacığım ne yapacağız bu haylazları? Gümüş iyice niyeti bozdu vallahi. Bir şeyler yapmak lazım. Yoksa bu çocuklar iyi olmayacak. Her zaman niyeti bozar. Sonra da nikah tazelerler. Düzelirler sen merak etme. Bana pek öyle gelmedi ama... Siz öyle hissediyorsanız öyledir. Merak etme. Mehmet karısını kızını bırakır mı hiç? Asla vazgeçmez onlardan. Çok korkuyorum babacığım. Deli bunlar. Sağları solları belli olmuyor ki. Nasıl bir kreasyon olacak acaba? Birkaç ipucu verir misiniz? Bu sorunuza kreasyonun yaratıcısı Gümüş Hanım cevap versin isterseniz. Sade, şık ve kırmızı olacak. Lansman ne zaman Gümüş Hanım? Kesin tarih belli olduğunda ayrıca açıklama yapılacak. Tarih için çalışmaların olgunlaşmasını beklemek lazım. Arkadaşlar başka bir sorunuz yoksa toplantı burada bitmiştir. Teşekkürler. Özel bir sorum olacak. Eşinizle birlikte çalışmak nasıl bir duygu? İşle evin karıştığı oluyor mu? Evliliğiniz işlerinizin aksamasına neden oluyor mu? Tabii ki insanın sevdiği kadınla eşiyle yan yana çalışması zor bir şey. Ama bu bizim için sorun değil. Çünkü biz... Gümüş Hanım'la evliliğimizi bitirme kararı aldık. Yakın bir zamanda da evliliğimizi resmi olarak noktalayacağız.